Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili dostlar, öncelikle kusura bakmayınız. Dün geceden itibaren oldukça önemli bir rahatsızlık geçirmekteyim ve gün boyu hastanede serum ve iğnelerle uğraşmak durumunda kaldım. Ama gündem oldukça yoğun ve sizlerden de çok fazla soru gelmiş. Niçin yorum aktarmadım dün gece veya epey bir süreden beri diye. Mecbur kaldım ve şu anda birkaç husustan bahsetmek durumundayım. Sesim oldukça kötü, farkındayım. Sık sık öksürebilirim. Lütfen kusura bakmayınız. Değerli dostlar, maalesef Türkiye çok enteresan bir süreçten geçmekte. Yaşamakta olduğumuz artık komedi boyutlarına ulaşmış olan bir seçim süreci, bir türlü sonuçlanamayan bir İstanbul seçimleri gerçeği. Ve bu hususun yaratmış olduğu ekonomik türbülans, özellikle ekonomik türbülans diyorum. Ve tüm dünyanın gözlerinin üzerinizde olduğu bir siyasi arenada maalesef ki çok farklı yorumlar yapılmakta, çok farklı senaryolar çizilmekte. Bu hususlara çok ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim. Zannediyorum hafta sonu çok detaylı bir şekilde bu seçimlerle alakalı olarak bir analizle aktarmak istiyorum ama konunun siyasi ve ekonomik boyutlarını birbirine karıştırmak istemiyorum. Ama maalesef ki siyaset Türkiye'de ekonomiyi çok ciddi şekilde etkileyen bir unsur ve en son bugün akşam üzeri saatlerinde YSK'dan gelen bir açıklamayla Büyükçekmece seçimlerinin ertelenmesi, seçim sayımıyla ilgili hususun ertelenmesi ve İstanbul geneline yönelik olarak iktidarın yapacağı bir itiraz varsayımından yola çıkmak suretiyle özellikle belirtmek istiyorum. Henüz yapılmış olan bir itiraz yok. Ancak YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik genel olarak da bir itiraz yapılacak varsayımından yola çıkmak suretiyle Büyükçekmece ile İstanbul sonucunu birlikte karara bağlamak hususunda bir erteleme kararı açıkladı. Yani arkadaşlar bilmiyorum hukuktan hiç anlamayan insanlar dahi zannediyorum mutlak surette mahkemelerle bir şekilde işi gücü olmuştur. Ama hiçbir hukuk varsayım üzerinden hareket etmez. Şu itiraz yapılırsa yapılacak olması öngörülürse falan şeklinde bir karar verilmez. YSK da bir karar organıdır ve YSK'nın 11 üyesi de Yargıtay ve Danıştay'ın seçkin hakimlerinden oluşmaktadır. Bu konuda söylenecek çok şey var ama şu anda ayrıntılara girmek istemiyorum. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte değerli dostlar, görmekte olduğunuz grafiğimiz 5 dakikalık bir grafik. Pardon, yanlış yerden gösterdim. Saat 15, saat 16-15 civarında söz konusu kararın açıklandığı anlardı ve 5.73'ler, 5.73'ler civarında olan dolar TL'nin bir anda 5.75'lere doğru, 5.76'lara doğru, evet en yüksek 5.75-36 seviyesini görmüş. Bu seviyelere kadar önemli bir yükseliş yaşadığına tanık olduk. Zaten daha öncesinde de dolar TL'de bu belirsizliğin yaratmış olduğu etkenle 5.76'lara doğru bir yükseliş söz konusu idi. Belirsizliklerin yarattığı sonucu hepimiz görmekteyiz ve bu kadar kısa süre içerisinde oluşan bu atakların ekonomiye vermiş olduğu zararları da sizlerin takdirinize bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bir de ekonomik program hususumuz vardı. Dün açıklanan reform paketi adı altındaki önemli bir paket olarak bekliyorduk ama maalesef ki bu paketin içerisinden sadece şu yapılacak, bu edilecek şeklinde cekcaklarla dolu bir ekonomik program açıklandı. Bu ekonomik programda açıklanan şeyler, evet bir takım şeyleri yapacaklarını söylüyorlar ama bu yapılacak olan şeylerin nasıl yapılacağına dair hiçbir açıklık yok. Şu olacak, bu olacak ama nasıl olacak? Hangi prosedür dahilinde olacak? Hangi sistem dahilinde olacak? Hiçbir şekilde açıklık yok. Her şeyi bir köşeye bırakıyorum. Güya bu ekonomik program içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazdan, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan bir an önce kurtulabilmek adına çıkarılmış olan bir programdı ama işsizlik konusuna ne şekilde bir çözüm üretileceği, enflasyonun tek hanelere nasıl indirileceği, üretimin nasıl artırılacağı konusunda hiçbir açıklama, hiçbir detay göremedik. Hepsinden de ötesi bu ekonomik program açıklandı ama ne vatandaş bu programdan bir şey anlayabildi, Sayın Albayrak'ın ne demek istediğini algılayabildi, ne de iş çevresi.
Gıdam tazminatı konusunda gerçekten akla ziyan diyebileceğim bir enteresan çözüm üretildi ve bu çözüm artık şunu ifade ediyor. İnsanlar çalışacaklar, işveren onu herhangi bir zamanda işten çıkardığı zaman o işçinin hak etmiş olduğu tazminat o kişinin eline verilmeyecek ve emeklilik fonu denilen fona aktarılacak. İnsanlar zorunlu bir şekilde bu fonun bir üyesi haline getirilecek. Ancak ölüm halinde veya emeklilik yaşı geldiği zaman bu kıdem tazminatını bir şekilde eline alabilecek veya ev veya araba alırsan bunun yarısını sana öderim, başka türlü vermem gibi bir şey. Yani değerli dostlar, bilmiyorum ama bir işçinin, bir elemanın işten çıkarılması durumunda onun için bir güvence niteliğini taşıyan, işsiz kaldığı süre içerisinde çalıştığı sürenin tazminatı olarak kendisine ödenmesi gereken rakama erişemedikten sonra bu kişi işsiz kaldığında neye güvenecek, ne yiyecek ve ne içecek? Yani bunların detaylarına şu anda girmek istemiyorum. Ve arkadaşlar, bir husus daha çok dikkatimi çekmişti ki onu da söylemeden açıkçası geçemeyeceğim. 4 yıl içerisinde 70 milyon turist bekliyoruz ve bu turistlerden de 70 milyar dolar gelirimiz olacak şeklinde bir ifade vardı ki bu gerçekten çok enteresan geldi bana. Bize gelen turistlerin ekonomik kapasitesinin ne olduğunu Sayın Albayrak bilmiyor galiba. Her şey dahil sistemle 300-400 dolar gibi minik rakamlarla, paket programlarla Türkiye'ye gelen turistler ve bir tesisin içerisine girip o tesis içerisinde hiçbir şekilde dışarı çıkmadan, harcama yapmadan geçirilen bir süreç var. Hangi turist acaba 1.000 dolar gibi bir rakamı Türkiye'ye gelip de bırakıyor ve bunu 70 milyon turist çarpı 1.000 dolar demek suretiyle hakikaten bana bakkal hesabı bile diyemeyeceğim bir hesap çıkarılmış durumda. Neyse arkadaşlar, bu hususları ben şu anda geçiyorum ve dolar TL'nin şu anki tablosuyla ilgilenmeye çalışalım. Arkadaşlar, dolar TL konusunda benim sizlere yaklaşık 4 aydır aktarmış olduğum analizlerimde hep şöyle bir grafikle karşı karşıyaydınız ve 5-3.70'ler seviyesinden hareketlenmiş olan bir dolar kurunun 7.20'lere kadar ulaştığı bir süreci dikkate almak suretiyle bu evrede bir Fibonacci çizimi yapmıştım ve demiştim ki 5.06 aşağısını teknik olarak 5.06 aşağısını şahsi düşüncem olarak hiçbir şekilde beklemiyorum. Evet, teknik ihtimaller her zaman için her türlü seviyeyi öngörebilir. Teknik olasılıklar 5.06'nın kırılması durumunda 4.70'leri, 4.50'leri de gündeme getirebilirdi. Ama hep dediğim şu oldu, teknik ihtimaller şudur veya budur ama benim şahsi görüşüm 5.06'nın aşağısı söz konusu o olmayacak yönünde. 5.06'nın üzerinde 5.47 seviyesine dikkat çekmiştim. 5.47 seviyesinin üzerine bir yerleşim olması durumunda ise hedefin 5.88 seviyesi olduğunu vurgulamıştım. İşte arkadaşlar, burada da şu bölgemiz 5.06 noktası, şu bölgemiz 5.47 noktası, şu bölgemiz ise 5.88 noktası. Şu an itibariyle biz değerli dostlar 5.47 seviyesine artık bu geniş çaplı bakış açısına göre, bu geniş orta ve uzun vadeli grafiğe göre bir destek haline getirmiş durumundayız. Ve şu anda da 5.88 direncine doğru yaklaşım içerisindeyiz. Şayet 5.88 direnci de aşılacak, bu seviyede destek haline getirilecek olur ise bu durumda büyük çerçevede %23.6'ya denk gelen 6.40 seviyesini teknik olarak görebilmekteyiz. Arkadaşlar, büyük resim demek, orta ve uzun vadeli bakış açısı demek 3 gün sonra, 5 gün sonra olacak anlamına gelen bir anlam taşımamakta. Bu yavaş yavaş kademeli bir şekilde olacak olan bir oluşumu ifade etmekte. Dolayısıyla hep yorumlarımda da dolar TL için kademeli bir yükseliş bekliyorum ama hiçbir şekilde ani sıçramalarla 8 olacak, 10 olacak gibi bir ifadeyi asla kullanmadım. Ve yine biliyorsunuz ki seçimler öncesinde dolar TL'nin ne olacağı hususunda bana bir takım sorular yöneltiyordunuz. Şahsi görüşüm olarak 5.80 ötesine çıkmayacağını dile getirmiştim. Ve seçimlerden sonra yine yoğun olarak bir soru yöneltiyorsunuz ki bana, hani dolar 10 olacaktı, 8 olacaktı diye. Sevgili dostlar, benim ağzımdan hiçbir şekilde seçimlerden sonra dolar 8 olacak, 10 olacak, 15 olacak gibi bir ifade çıkmamıştır. Sizlerden özellikle istirham ediyorum ki bu soruları, bu hususta seçimlerden hemen sonra doları 10 lira, 8 lira, 15 lira bekleyen insanlara yöneltiniz ve onların cevaplarını sorgulayınız. Benim böyle bir söylemim hiçbir zaman için olmadı. Bu demek değildir ki dolar TL'ye yönelik olarak bir yükseliş beklentim bulunmuyor. Evet, kademeli olarak yükseliş beklentim hala devam etmekte ve değerli dostlar, bu hususu sizlere
şu grafiğimden de sürekli olarak vurguluyordum. En son sizlere aktarmış olduğum grafiğimde kırmızı ile beyaz çizgilerin oluşturduğu kanalın artık dışına çıktığımızdan ve bu kanalın artık her geçen gün bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu ve her gün yeni bir dip nokta veya yeni bir alt bant destek noktası oluşturduğunu ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlar bu beyaz çizgi ile sarı çizgi arasında oluşmuş yeni bir kanalımız var. Bu kanalın beyaz ve kırmızı arasındaki kanalın yüksekliği kadar yeni bir kanal oluşmuştur. Ve bu kanalımızın arkadaşlar alt bandı an itibariyle 5.67 seviyesini göstermekte. Ve biz 2 gündür, 3 gündür 5.67 seviyesinin üzerinde kalmaktayız. Bu seviyenin daha da aşağısına gelmiyoruz. O halde kısa vade adına 5.67 seviyesini bir destek olarak kabul ettiğimiz zaman önümüzde şurada yeşil kesik çizgilerle görmekte olduğunuz 5.76-29 seviyesi bir ara direnç konumunda bulunuyor. Ama bizim kanal üst bandımız olarak şu an 5.82 seviyesini görmekteyiz. Hatta 5.83 seviyesini görmekteyiz. Arkadaşlar yükseliş eğilimi devam ettikçe gerek destek noktamız da yukarıya çıkıyor. Aynı zamanda kanal üst bandımızın seviye olarak da yukarı çıkmakta. Bu durum bize ne imkanı veriyor? Kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar yukarı yönlü eğilimlerde bir iz süren stop loss kullanma, stop loss imkanı yapma şansını elde etmiş oluyor. Yani bu seviye stop noktamız sürekli olarak yukarı doğru taşınmakta. Çünkü yukarı yönlü bir eğilim, yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. Bu açıdan değerli arkadaşlar kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebilmesi için şu beyaz çizginin ulaştığı seviyeleri her gün yakından takip etmek uygun olacaktır. Ben de sizlere analizlerimde mutlaka beyaz ve sarı çizgimin şu anda takip ettiğim bu iki çizgimin ulaşmış olduğu dip ve tepe noktaları belirteceğim ki kısa vadeyi takip eden arkadaşlar buradaki destek hattının kırıldığını veyahut da devam ettiğini izleyip takip edebilsinler diye. Sevgili arkadaşlar an itibariyle yarına yönelik olarak takip etmemiz gereken pivot seviyemize baktığımız zaman 5.72 seviyesinin yarın için önemli bir pivot noktası konumunda olduğunu görüyorum. Gece 24 itibariyle grafikler daha da netleşmiş olacaktır. Ben Twitter adresimden mutlaka gece 24'ten sonra net bilgileri tablo olarak aktaracağım ama şu an için görünen 5.72 seviyesi yarın için önemli bir pivot noktası konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.78'e kadar bir yükseliş eğiliminin mümkün olduğu görülmekte. Şayet 5.77'nin üzerinde kalınır ise bu seviyenin üzerinde geçilecek olur ise bu durumda 5.80 ve sonrasında da 5.85 seviyesi gündeme geliyor görülmekte. Arkadaşlar 5.72'nin aşağısına inilecek olur ise gelecek olan olumlu bir haber veya herhangi bir farklı algıya bağlı olarak 5.72'nin aşağısına gelinecek olur ise 5.67-5.68 seviyesi artık destek olarak takip edilmesi gereken bir noktadır. Zira burada da 5.67 seviyesini görmekteyiz. Çok affedersiniz, çok özür diliyorum. Evet sevgili dostlar, kısaca toparlayacak olursak 5.67-5.68 seviyesi artık kısa vade için önemli bir destek. 5.76 seviyesini, 5.76-30 seviyesini kısa vadeli bir direnç ama esas olarak da şu kanal üst bandımız olan 5.82-5.83 seviyesini yakından takip etmek gerekiyor. Genel anlamda 5.80 ile 5.90 aralığına çok dikkat edilmeli. Arkadaşlar dolar TL için başlığımda artık dikkatli olma zamanıdır ifadesini kullandım. Bu ifadeyi niçin kullandım? Biliyorum ki dolar TL'deki bu yükselişler birçok kişinin iştahını kabartmakta. Geçmişteki çeşitli yaşamış olduğumuz durumlar hatırlanmak suretiyle ama o durumların olumlu yönleri hatırlanmakta. Dolar uçacak ve basından da veya YouTube'daki çeşitli videolardan da gördüğünüz gibi 10 olacak, 12 olacak, hatta 15 olacak gibi bir takım artık uçuşan şeyler, afaki rakamlar vesaireler verilmekte. Bunların da etkisinde kalınmak suretiyle aman treni kaçırmayayım düşüncesiyle alımlar yapmakta olan arkadaşlarımız var. Tabii ki kararlar kendilerine aittir. Bu konuda herhangi bir şey söylemiyorum ama dikkatli olun ifadesini şu manada ifade etmekteyim. Arkadaşlar seçimlerle ilgili olarak yapılacak olan açıklama sonrasında eğer ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, tekrarlanması gibi bir sonuç ortaya çıkarsa bu durumda evet 5.90'lara doğru ve hatta 6 seviyesine doğru bir yaklaşım olabilir. Ama 6 üzerine çıkılmasını şu aşamada yakın vadede çok fazla beklemiyorum.
genel trendimizin olumsuz, yani olumsuzluktan kastım ekonomik yapımızın olumsuz ve bu olumsuz yapı ve buna üretilemeyen, yeterli olmayan paketler nedeniyle bu dolar TL'deki yükseliş eğiliminin yaz aylarında birazcık daha ivme kazanabileceğine yönelik beklentim oldukça güçlüdür. Ama şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki eğer ki 3-5 gün içerisinde dolar TL'nin 6,5'lara 7'lere çıkması gibi bir beklentiyle bu seviyelerden dolar alıyorsanız yanılma payınızın yüksek olabileceğini de lütfen dikkate alınız. Dolar TL'nin her an bir düzeltme yapabileceğini, yani bir sıçrama yapabilir bu seçimlerin durumuna bağlı olarak veya seçimlerle alakalı olarak Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının teslim edilmesi ve normal sürece girilmesi durumunda, bu defterin artık kapanması durumunda dolar TL'de suni veyahut da beklenti bitti veya içinde bulunulan kararsızlıklar sona erdi mantığıyla bir geri çekilme veya bir kar satışı olma olasılığını ve bu durumda ise 5.50'lere doğru 5.50'lere kadar ulaşır veya ulaşmaz. Ayrı bir konu. O anki teknik duruma bakacağız. Ama 5.50'lere doğru bir geri çekilmenin yaşanabilme ihtimalini mutlaka dikkate alınız. Alım yaptığınız seviyelerle mutlaka şu noktaya kadar bir geri çekilme olabilir. Ben şöyle bir geri çekilme olursa buna hazırlıklı mıyım, değil miyim? Öyle bir durum olursa ne yaparım gibi muhakkak surette kendinize bir plan belirleyiniz. Eğer almayı düşünüyorsanız da hemen gördüğünüz rakamdan almayınız. Kademeli bir şekilde alım yapmayı düşününüz. Geriledikçe alım yapmayı düşününüz. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir asla. Sadece ve sadece değerli arkadaşlar, bir enstrüman alınırken veya satılırken tek bir fiyattan almanın veya tek bir fiyattan satmanın son derece yanlış bir portföy yönetim tarzı olduğunu sizlere ifade etmek bakımından söylüyorum. Kademeli alım, kademeli satım her zaman için en doğru ve yanılgı payı en az olan bir yöntemdir. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret olmakla birlikte bir de Viyop'la alakalı olarak durumun ne olduğunu sizlere ifade etmeye çalışayım. En azından yarın için takip edilmesi gereken destek ve direnç noktalarımızın, pivot verilerimizin hangi seviyede olduğunu ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, Nisan vade itibariyle öncelikle hemen ifade edeyim. Merkez Bankası son günlerde olduğu gibi herhangi bir şekilde short işlemi yapmıyor. Ekstra short pozisyonlar açmıyor. Dolar TL'deki yukarı eğilimin hızlanmasıyla birlikte, ivme kazanmasıyla birlikte ekstra short işlemler yapmadığını, yeni açılan vade olan Mayıs vadede ise hiçbir şekilde short pozisyonunun bulunmadığını ifade etmiştim. Hafta sonunda mutlaka Merkez Bankası'nın işlemleriyle ilgili detaylı analizle vereceğim her hafta sonu olduğu gibi. Arkadaşlar çok affedersiniz bu endeksin Viyop grafiği oldu. Benim size evet dolar TL ile ilgili olarak aktarmam gerekiyordu. Arkadaşlar o kadar kendimi yorgun hissediyorum ki inanın. Evet, değerli dostlar, Nisan vadenin grafiğiyle karşı karşıyayız şu anda. Bugün Nisan vade dolar TL, dolar Viyop kontratları 5.78.50 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadıktan sonra günü yüksek seviyelere yakın bir noktadan 5.77.30 seviyesinden tamamlamış durumda. Yarın için arkadaşlar pivot seviyemiz 5.76-5.77 olarak görülmekte. 5.76 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.79.50 veya artık 5.80 diyebiliriz. Ardından 5.81.20 ve sonrasında ise 5.84 seviyesinin gündemde olabileceğini, bu seviyelere kadar bir yükseliş eğiliminin olabileceğini görüyoruz. 5.86 seviyesi 25 Mart tarihinde seçimlerin hemen öncesindeki yukarı yönlü dolar atağında görülmüş olan en yüksek seviyeydi. Bu durumda değerli dostlar 5.82 ile 5.86 arasındaki bölgeye yakinen dikkat etmek gerekiyor. Yarın akşam Cuma günü itibariyle önümüzdeki haftanın genelinde dikkat etmemiz gereken seviyeleri sizlere aktaracağım. Ama isterseniz hemen merak eden arkadaşlarım için haftalık bazda önümüzdeki haftanın olası seviyelerini de vermeye çalışayım. Eğer değerli dostlar 5.75 üzerinde bir haftalık kapanış görebilir isek önümüzdeki hafta için 5.82, 5.85 ve eğer ki olur da
seçimlerin iptali veya yeniden yapılması gibi veya daha başka bir etken, daha başka işte S-400'ler konusu, Rusya, Amerika, Türkiye üçgeni arasındaki mevzularla ilgili bir konu gündeme gelirse, o konuda bir olumsuzluk olursa 5.92'ye kadar devam edebilecek bir yükseliş olabilir. O halde dikkat edilmesi gereken noktaları veriyorum. İlla ki bu seviyelere yükselecektir gibi bir düşünce asla olamaz. Bu seviyelere yaklaşımlarda dikkatli olunmalı. 5.82, 5.85 ve 5.92 şu anki haftalık olarak vermiş olduğum rakamlar değerli arkadaşlar net rakamlar değildir. Şu an sadece önümüzdeki haftaya dair bir ön bilgi olması bakımından bu rakamları sizlere ifade ettim. Yarın akşam daha ayrıntılı bir şekilde kesin rakamları sizlere vurgulamış olacağım. Efendim şimdilik hoşça kalınız diyorum. Herkese iyi akşamlar, saygılar ve sevgilerimle.